Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir yelek çalışması yapacağız. Yeleğimizin robasını farklı bir yöntemle örüyoruz. Hem ikili trabzanımızı hem de üçlü trabzanımızı ördük. Şu şekilde bir akordeon görüntüsü verdik yeleğimizin roba kısmına. Altta ise çok kolay ama bir o kadar da şık duran güzel modelimizi çalıştık. Sadece trabzanımızı ve zincirimizi çekerek istediğimiz ölçüye kadar uzattık. Daha sonra istediğimiz ölçü gelince yaka ayrıntısı yapmak istedim ve farklı renk kullanmak istedim her iki rengin birbirine uyumu çok çok güzel hem yakasını hem de ciplerini ve de düğme kullanmayı tercih etmedim bağcık kullandım iki tane ya da dilerseniz üç bağcık da kullanabilirsiniz ya da bir tane ile bile yetinebilirsiniz tamamen düğme de dikebilirsiniz tamamen zevkinize göre ayarlamaları yapabilirsiniz bu yeleğimizi örmek için bir tane ip kullandım çok rahatlıkla yetti ipim. Yani çok az bir şey kaldı ama e, çok yani bir sıra ancak örecek şekilde ipim kaldı. Hemen e, yeleğimizin ölçüsüne bakalım. Yeleğimizin ölçüsü en üstü yerden, en üst yaka kısmından ölçüyorum. 28 santim yeleğimin uzunluğu ve e, genişlik kısmına kol altından şöyle ölçerek bakalım. Kol altı aslında bakınız koldan sonrası genişlemekte. 26, birazcık daha aşağıya doğru gittiğimizde bakınız 31 santim olduğunu görmekteyiz. Bu yeleğimiz 0-1 yaşındaki çocuklarımıza çok rahatlıkla olabilecek bir e, ölçüde. Evet kolay gelsin diyerek hemen yeleğimizi örmeye başlayalım kolay gelsin. Örgümüzü Himalaya Everyday Super Lux ipimizle örüyoruz. Anti peeling özelliği olan ipimiz 100 gram ve 250 metreden oluşmakta. Renk numarasına baktığımız zaman 73442 numaralı renge sahip ipimiz. Çok hoş, çok tatlı. Rengini de çok sevdim ipimizin. Yumuşacık da bir ip. Şöyle içinden çıkarıyorum ve zincirimizi bölümlerine ayırarak örmeye başlıyoruz. Örgümüzün bölümlerini hem örelim hem de ayıralım. Daha rahat olsun. Bir tane düğümümü atıyorum ve tığımı şu şekilde gevşetiyorum. Bir tane zincirimi çekmeye başlıyorum. 1. İpimizi yarımlamayalım. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane zincirimi çektim. Zincirimi çekerken çok sımsıkı çekmemeye gayret ettim. Şöyle gördüğümüz gibi bakınız rahat çekelim. İşlem yapacağımız ve de ilk başlangıç çok sık olursa üstte trabzanlarımızı yaptığımızda garip bir çekme oluyor. O da hoş görüntü sağlamıyor. O yüzden biraz rahat çekelim. Tabii çok da bol değil. Lütfen ayarımızı güzel koruyalım. 10 zincirimi çektikten sonra 10. zincirin içerisine ayrıcımı takıyorum ve şöyle notumu alıyorum. Bakınız 10 10 önlerimiz. Şimdi kolumuzu örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. 14 zincirimi çektikten sonra hemen tam 14. zincirimin içerisine ayracımı takıyorum. Bakın sarı ayracın olduğu yer kolumuz. Devam ediyorum. Arkamı örmeye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. 18 tane zincirimizi de arkamız için örüyoruz. 18. zincirimin içerisine ayıracımı takıyorum. Ve devam ediyorum kolumuzu örmeye. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Beyaz ayıracımı da 14. zincirimin içerisine takıyorum. Burası da kolumuz için olan bölümümüzdü. Şimdi önümüz için son 10 tane zincirimi örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Evet, bütün bölümlerimizi birer birer ördük. Hemen ölçümü alıyorum. Ve birbirimizin el ayarımızı ve ip ayarımızı kontrol etmek için ölçümüze bakıyoruz. Ölçümü tığımdan tarafa biri bırakıyorum. Ve diğer tarafta bakınız hiçbir şekilde örgüme müdahalem yok. 25 santim zincirimizin uzunluğu. Trabzanlarımızı örmeye başlayalım. 10 tane trabzanımız önümüzde. Şöyle bakınız. 10-10 Önlerimiz için zincir çektik ve üzerlerine 10'ar tane trabzanımızı öreceğiz. Kollarımız için 14 ve 14 zincirimizi çektik. 14 trabzan öreceğiz her bir zincirimizin üzerine. Arkamız için ise 18 tane zincirimizi çektik. 18 trabzanımızı öreceğiz. Şimdi birlikte yerleştirme işlemlerini yapalım. 10 zincirimden 1 ve 2. 2 geri sayıyorum. Bakınız 1 ve 2. 2 tane zincir de ilave ediyorum. Şimdi tığımın başına doladıktan sonra geri çekildiğim ikinci zincirin içerisine batıyorum ve bir tane trabzan örüyorum. İki tane zincir geri çekilmiştim. Bir tane zincirimiz bir de trabzanımız. Toplamda bakınız hiçbir kaybımız ya da fazlalığımız yok. Diğer zincirlerimizde trabzan olarak ördüğümüzde tam 10 tane trabzanımız bu şekilde hiç ne eksik ne fazla olmadan oluşacak. Ve devam ediyorum. ayracıma kadar örüyorum. Beyaz kolumuza dahil de. Trapezlerimizi tığımızın başına doluyoruz. Batıyoruz 1 ve 2. Zincirimin içerisine giriyorum. 1 ve 2 ve son Örüyorum. Şimdi sayalım: 2, 4, 6, 8 ve 10. Zincirimizi saydığımız için hiç ne eksik ne fazla olmadan ördük. Şimdi beyazımla çıkarıyorum ayıracımı kırmızıya kadar, kırmızı dahil değil. Beyazımdan kırmızıya kadar 14 tane trabzanımızı şimdi öreceğiz. Ama öncesinde 10. Trabzanımın üzerine 2 tane zincirimi ilave ediyorum ve hemen yandaki zincire batıyorum. Bakın aynı yere batmıyoruz. Yandaki zincirimin içerisine batıyorum. Ve birer birer zincirimin içerisine girerek trabzanlarımı örüyorum. Toplamda 14 trabzana ulaşıyoruz. Kırmızıya kadar ördüğümüz zaman. İlerleyelim kırmızıya kadar hacımın olduğu yere kadar örerek geldim. İki tane zincirimi çekiyorum. Kırmızımı çıkarıyorum. Sarıya kadar 18 tane trabzanımı zincirlerimin üzerine örmeye başlıyorum. Ve ilk trabzanımı hemen yandaki zincire bakın aynı yeri değil bir sonraki zincirimin içerisine girerek batıyorum. Ve ilerliyorum sarı ayracın olduğu tarafa doğru. ikili trabzan örüyoruz bu sıramızı bakınız dikkat edelim Arkamızı da sarı ayıracımın olduğu yere kadar örerek geldim ve en son trabzanımızın üzerine iki tane zincirimizi çekiyoruz. iki zincirimizi çektikten sonra bölümümüzü değiştirmek için ayıracımızı çıkarıyoruz. Yeşil ayıraca kadar kolumuz için gerekli olan 14 tane trabzanımızı örüyoruz. Aynı yere değil bakınız. Bir sonraki zincirin içerisine girerek örmeye başlıyorum. Toplamda 14 trabzan sayısına ulaşıyoruz. Birer birer ördüğümüz zaman zincirlerimizi. kolum için 14 tane trabzanımı ördüm üzerine 1 ve 2 tane zincirimi çekiyorum son parçam olan önümüzü örmeye başlıyoruz tığımızın başını dolayalım hemen yandaki zincir yuvasına girelim ve 10 tane trabzanımızı birer birer örelim birinci sıramızı ikili trabzanla ördük diğer trabzanlarımızı rubamızda bakınız 3 def bir defa dolayıp 3 defa da alacağız. Evet sıramızın sonuna kadar örüyorum. Sayalım bakınız 2, 4, 6, 8, 9 ve 10. eksiğimiz var ne fazlamız bakınız. Gayet düzgün bir şekilde gruplarımızı örerek geldik. Şöyle elimizle biraz bir düzeltip bakalım şöyle gördüğümüz zaman çeviriyorum 14 ve 14 kollarımız 18 arkamız 10 ve 10 önümüz şimdi ikinci sıramızı örmeye başlayalım ikinci sıramıza başlarken bitirme yönünde bakınız bitirdiğimiz yönde 3 tane zincirimizi çekelim 1 2 3 rahat çekiyorum Eğer sıkı çekiyorsanız bir tane daha ilave edebilirsiniz tığımın başını doluyorum ve örgümün arka yönünü çeviriyorum. Örgümün arka yönünde bu sıramızdan sonra bir defa başını dolayıp üç defa da alacağız. Bakınız bir defa doladım ve örgümüzün bir katını örüyoruz. Kendimizden taraftaki katı örüyorum. Bakın tığımın başını bir defa doladım. Kendimden bu taraftaki hiç çevirmenize gerek yok. Şöyle girdiğiniz zaman olacaktır ama görmeniz için bu katı örüyorum. Şöyle görelim. Bakınız bu katı aldım ve örmeye başlıyorum. 1 2 Bakın 1 2 3 Tekrar bir katı aldım. Bir katı bakınız. 1 2 3 Devam ediyorum. Yine tek katı alıyorum. 1 2 ve 3 giriyorum 1 2 3 1 2 3 bakın şuradan bizden tarafı yani parmağımdan tarafta orta parmağımdan taraftaki kısmını alıyorum diğeri kalıyor ve örmeye başlıyorum 1 2 3 ayrım yerimize kadar bu şekilde ilerleyelim 1 2 3 devam ediyorum 1 2 ve 3 en son trabzan örüyorum yine tek katın alıyorum bakınız tek katın aldım burada bir çizgi görüntüsü oldu ve ileride basamak varmış gibi güzel bir görüntü ortaya çıkacak 1 2 3 Evet 10 tane trabzanımızı kendimizden taraftaki bölümünden örerek aldık. Şu kısım kaldı bakınız. Örmediğimiz kısım bir nevi çizgi gibi bu tarafta görülmekte. Şimdi iki tane zincirimin olduğu yere geldim. İki zincirimin olduğu yer bölümlerimizin arası. Bu taraftan arttığım zaman iki tane ortaya girip artış yapıyoruz önümüz için iki zinciri çekip tekrar aramızı ayırıyoruz diğer tarafa iki tane yaptığımız zaman o da kolumuz için yani her bir bölüm hem sağındaki için hem solundaki için artışlarımızı sağlamakta ve arada yeniden iki zincir çekiyoruz ki bir sonraki sırada örmemiz kolaylaşsın tığımın başını doluyorum iki tane zincirimin içerisine bir defa başını doladığım tığımı girdiriyorum Bakınız ilmeğimi çıkardım. 1 2 ve 3. Tekrar aynı yere giriyorum. 2 defa artıyorum. 1 2 ve 3. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olarak artışımızı yapıyoruz. 2 zincirimi çektim bir sonraki sıra için ve bölümlerimi ayırdım. Buradaki artışım önüm içinde. Şimdi aynı yere batıyorum. 1 2 3 kolum için olan bölümün artışını yapmaktayım. 1, 2 ve 3. Devam ediyorum. Yine kendimizden tarafta yani baş parmağımızdan taraftaki şu buğday görüntüsündeki bakın buğday görüntüsündeki kısımların kendimizden taraftakini alıyoruz. Bu kadar çevirmenize hiç gerek yok. Sadece görebilmeniz için devam ediyorum. Bakınız çok rahat alınmakta ama ikili değil, üçlü olarak örüyoruz. 1 2 3. Tabi el alışkanlığımız genelde ikili yaptığımız için hemen kayabiliyor. Bu da önemli değil, hiç bir sıkıntı olmaz. Devam edelim. Zincir 20'ye kadar bu şekilde bir defa başını dolayarak 3 defa da alalım önümüzü örmüştük. Önümüzden 2 artış, 2 zincir, 2 artışımızı yaptıktan sonra kolumuza 2 trabzanları ördük. Şimdi yine iki zincirimizin olduğu artış yerimize geldik. Hemen bir defa tığımın başını doluyorum, batıyorum. 1 2 ve 3. ikinci kez aynı yere giriyorum. 1 2 ve 3. Araya 2 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 2 ve 3 1 2 ve 3 2 trabzan 2 zincir 2 trabzanımız artık tıpkı bir önceki artış yerimizde olduğu gibi şimdi sıramızı tamamen aynı şekilde örelim artış yerlerimizde buradaki yapmış olduğumuz işlemlerimizi tekrar edelim her ikisini de ve sıra başında görüşelim İkinci sıramızı tamamladık. Aralarda iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımızı yaptık ve kendisinin üzerindeki trabzanlarımızı kurarak ördük. Birinci sıramızda trabzanımızı iki defa da almıştık ilk sıramızda. İkinci sıramızda ise yine bir defa doladık ama üç defa da ördük. Şimdi üçüncü sıramızı yine iki defa da öreceğiz. Üç tane zincirimizi çektik ve üçüncü sıramıza başlıyoruz. Bu kez bakınız dışarıdaki kısımdan trabzanlarımızı örmeye başlıyoruz. Şöyle alıyorum dışarıdaki bakınız. Şöyle gördüğümüz zaman buğday başağı gibi olanın orta parmağımdan taraftaki kısmından alarak örüyorum. 1 2 hem de ikili trabzan şekliyle örüyorum. Başını doluyorum. 1 ve 2. Giriyorum. Çıkıyorum. 1 2. 1 ve 2 1 2 Bakınız yönlerimizi düzelterek görüyoruz. Bu sıramızda ikili trabzan olarak örüyoruz. Hem de yönümüzü bakınız düzelttik. Artış yerime kadar ördüm bakınız her trabzanım ördüm araya giriyorum bir ve araya giriyorum iki iki tane zincirimi çekiyorum tekrar iki trabzanımı örüyorum 1 ve 2 şimdi yaptığımız işlemimize bakalım burada oluşturmak istediğimiz şu görmüş olduğumuz çizgilerin duruşu burası ön yüzümüz bakınız ilk düz yüzümüz burası Ön yüz olarak burayı kullanacağız ve ön yüzümüzde şu görmüş olduğumuz çizgilerimizi oluşturacağız trabzanlarımızda. Şimdi aynı şekilde örmeye devam edelim ve tekrar hatırlatmak istiyorum. Bakınız birinci sıramızı ikili trabzan olarak örmüştük. İkinci sıramızda yine bir defa doladık fakat üç defa da çekerek aldık. Üçüncü sıramızda tekrar iki defa da örüyoruz ve dördüncü sıramızda yine üç defa da öreceğiz. Şimdi tekrar... Bir daha hatırlatmamızı yapalım. Bir defa tığımın başını doluyorum. Şu şekilde. Ardından alıyorum. Bakınız. Şuradaki kabartanın önde durmasını istiyorum. Bir. Ve hemen. Bir ve iki. Hemen. Bakınız. Bir. İki. Bir. İki. Bir ve iki. Şöyle görelim. Bakınız 3. sıramız ve ikişer defa da alarak örüyoruz. Tekrar görelim. Son kez. 1 ve 2. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Artışlarımızı yine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olarak tamamlayalım ve sıra başında görüşelim. 3 sıramızı örerek tamamladık. 1. sıramızda 2 defa çektik. 3. 2. sıramızda 3 defa da 3. sıramızda tekrar 2 defa da çekerek ördük ve 4. sıramıza başlıyoruz. 4. sıramızı yine 2. sıramızda ördüğümüz gibi öreceğiz. Yani yine 3 defa da çekeceğiz. 3 tane zincirimi çektim. Eğer zincirinizin boyu biraz kısaysa 4 tane de çekebilirsiniz bir defa tığımın başını doluyorum. Hemen basamak tarafını ön tarafa düşürmek istediğim için bu kez arkadan alıyorum. Bakınız arkadan orta parmağımın olduğu taraftan alıyorum. 1, 2 ve 3. Alıyorum. 1, 2 ve 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 defa da alıyorum ve e baş parmağımdan taraftaki tabi orta parmağımdan değil baş parmağımdan taraftaki kısımdan yani buğdayımızın kendimizden tarafa bakan kısmından alıyoruz ve örerek artış yerimize kadar geliyorum 1 2 3 1 2 3 1 2 3 artış yerimize gelelim Artma yerimizin olduğu yere kadar örerek geldim ve kendimizden taraftaki bölümümüzden aldık. Şöyle, hemen bakalım. Bakınız, buradaki çizgimizde oluştu istediğimiz görüntüyü bu şekilde düşürüyoruz. Tam iki zincirimizin olduğu yere geldiğimiz zaman ise iki tane artışımızı yapıyoruz. Bir, ipimiz çok güzel ama tığım tabi ipime göre biraz ince düştüğü için takılıyor. 1 2 ve 3 3 defa da aldım 2 trabzanımı ördüm 1 ve 2 tane zincirimi çektikten sonra yine 1 2 3 1 2 3 tekrar trabzanlarımızı örmeye başlıyoruz ve kendimizden taraftaki bölümümüzü giriyoruz 1 2 ve 3 1 2 3 Evet Arkadan ördüğümüz zaman kendimizden tarafta diğer düz yönden ördüğümüz zaman ise arkadan örerek istediğimiz roba ölçüsü gelene kadar örmeye devam ediyoruz. Ve buradaki sıraladığımız şekliyle birinci sıramızı 2, iki, ikinci sıramızı 3 defa dağıldık. Üçüncü sıramızı tekrar 2 4. sıramızı 3 defa da alıyoruz. 5'i 2, 6'yı 3 yani bir tanesini ikili bir tanesi ön yüz olan kısmı ikili. Arkadan ördüğümüz bölümümüzü ise 3 defa da çekerek alıyoruz. Ve robamızın her artış bölümü için ikişer ikişer artmamızı kullanıyoruz. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan ve birazcık daha bu şekilde örerek ilerleyelim. Evet, robamızı yeteri kadar ördüm ve büyüttüm. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi 9. sıraya başladım. 9. sırada kollarımızı birleştirip gövdemizden ayıracağız. Hemen ölçümüze bakalım. 10,5 cm robamızın bitiş Tam bakınız buradaki en son trabzanımızla birlikteki bitiş uzunluğumuz 10,5 santim. ve bizim öreceğimiz ölçü için yeterli daha büyük yaş grupları için 12 santim olması daha güzel. Yani 2 yaş civarı çocuklarımız için ve üzeri için. Tabi yaş büyüdükçe robamızın uzunluğu da büyüyecektir. Evet şimdi trabzanlarımı örerek geldim. Aynı düzen üzerine bir tane artışımı yaptım zincirimin içerisine. Şimdi araya zincir çekmeden büküyorum kolumuzu. Bakınız şu şekilde kolumuzu büküyorum. Diğer artış yerinin olduğu yere geliyorum. Sadece bir tane ikili trabzanımı örerek artışımı yapıyorum. Ve arkadan örmeye devam ediyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen ardındaki bölümden alıyorum. Buğday görüntüsü olan kısmımızın. Çünkü burası düz yönümüz. Düz yönümüze çizgi görüntümüz düşsün Tabii ipimizi yarımlamamaya gayret ediyorum diğer kolumuzun altına doğru bu şekilde örerek ilerleyelim orta parmağımdan taraftan alıyorum bakınız düz yönde ördüğüm zaman Evet şimdi ilerleyelim Kolumuzun bir tanesini birleştirmiştik. Trabzanlarımızı örerek devam ettik ve diğer kol altına geldim. Diğer kol altının en son trabzanımızı ördükten sonra zincirimizin içerisine bir tane trabzanımızı örelim. Yine kolumuzu şu şekilde diğer ayrım yerine bükelim. Bakınız şuradaki iki zincirimizin olduğu yeri bir tane iki zincirimin olduğu yerden şu kısmı toparlıyorum. Diğer iki zincirimin olduğu yere geliyorum. Araya zincir çekmiyorum. Genişliğimiz yeterli. Eğer genişlikte herhangi bir sıkıntı var, içinize sinmiyorsa 7, 8, asla 5 zincir çekebilirsiniz. Buradaki kol altını genişletebilirsiniz. Sadece bu yeleğimiz için değil, bütün yeleklerimizde aynı işlemimizi kullanabilirsiniz. Evet, şimdi trabzanlarımı ikili şekilde örerek baş kısma doğru ilerliyorum. en son trabzanımızı ördüm 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve yobamızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz şöyle görelim kapadığımız zaman önümüzü ve arkamızı gayet eşit olduğunu görmekteyiz bakınız çok hoş oldu şöyle içteki tabi alım farklı olduğu için içteki görüntüsüyle dıştaki görüntüsü farklı burada bir Basamak gibi arada bakınız şu şekilde fazla bir işlem yapmışız görüntüsü var gayet güzel bir görüntü şimdi modelimizi örmeye başlayalım ben modelimizi iki buçuk numara tığ ile roba kısmını örmüştüm ipin biraz dolgunca olduğu için gövde kısmını üç numarayla öreceğim dilerseniz siz de büyütebilirsiniz ipiniz uygunsa yoksa yine aynı iple aynı tığ ile devam edelim. Evet şimdi 3 numarama geçiyorum. 3 zincirimi çekmiştim. Hemen modelimi uygulamaya başlıyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen yandaki trabzanın üzerine normal bir şekilde batıyorum. Bakınız herhangi bir farklı almıyorum. Düz giriyorum. Bir tane trabzanım örüyorum. Bir zincirimi çekip aynı yere tekrar batıyorum. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzanımı ördüm. Ve araya zincir çekmiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir tane trabzanımı atlıyorum. Diğer trabzanımın üzerine batarak bir trabzan, bir zincir. Yine aynı yere batıyorum. Bir tane trabzan örüyorum. V örüyorum bakınız. Bir tane trabzan atlayıp V örüp üzerine bir tane zincir çekiyorum. Devam ediyorum. Bir tane trabzanımı atlıyorum. Bir trabzan, bir zincir. Bir trabzan. Tekrar bir tane atlıyorum diğer trabzanıma. İkili trabzan şekliyle örüyoruz. Arada bir tane zincirimi çektikten sonra aynı yere giriyorum ve V'lerimi ardı ardına örmeye başlıyorum. Şu şekilde örerek ilerliyorum. Bakınız aralarda sadece bir tane trabzan atlıyorum. İkinci trabzanımın üzerine bir trabzan, bir zincir, aynı yere bir tane daha trabzanımı örme şekliyle aralarda zincir çekmiyorum. Her grubun kendi içerisinde çekiyorum, fakat geçişlerde zincir çekmiyorum. Bir trabzan atlıyorum, diğer trabzanıma batıyorum, bir iki bir zincir çekiyorum. Aynı yere bir tane daha trabzanımı örerek V'mi kuruyorum. Bir tane bakınız trabzanımı atlıyorum, tam kol altına bir tane trabzanımı örüyorum bir ve iki. Tekrar tığımın başını doluyorum. Arkamıza geçiyoruz. Bir atlıyorum. Diğerine batıyorum. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Bu şekilde uç kısmımıza kadar yani diğer kenara kadar örerek ilerleyelim. Elimizin birinci sırasını örerek tamamladık. Şimdi en önemli nokta her iki önümüzdeki V sayısını lütfen kontrol edelim. Sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kol altındakini saymayalım ve 11 bakınız. Şöyle yakından görelim. Tam kol altına battığımız yeri saymıyorum. Geri kalan yeri 2, 4, 6, 8, 10 ve 11. Diğer önümüzü kontrol ediyorum. Kol altını tekrar kapatıyorum ve sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eğer bir eksik bir fazlaysa mutlaka ona göre ayarlayın. İlk önceki örmüş olduğumuz sıraya uygun olarak son yönümüzü de yani ikinci yönümüzü de ayarlayalım. Kesinlikle sökmeyin. Tekrar iş çıkarmayalım. Evet şimdi trabzanımı örelim. Bir tane trabzan en son kısma. başlangıçta zincirimizde başlamıştık. Trabzanımızı ördükten sonra 1-2-3 tane zincirimizi çekelim. Örgümüzün yönünü çevirelim. Şimdi yapacağımız işlem biraz önce trabzan üzerine batmıştık. Şimdi V'lerimizin içerisine girerek aynı işlemlerimizi yapalım. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Bakınız modelimiz ne kadar kolay. Tekrar diğer V'min içerisine giriyorum. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Diğer V'ye ve sıralarımızı İstediğimiz ölçü gelene kadar bu şekilde örerek devam ediyoruz. Her bir V'mizin içerisine yeni V'lerimizi kuruyoruz. Üzerlerine yine bir zincirimizi çekiyoruz ve dilediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam ediyoruz. Yeleğimizi aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Bakınız istediğimiz ölçü gelene kadar İki tane trabzanımızı arasına birer tane zincirimizi çekerek örelim. Yeleğimiz yeterli uzunluğa gelene kadar örmeye devam ettik. Şimdi yeterli uzunluk oldu. En son sırasını örmek istiyorum ve hemen başlıyorum. Sıramızı şu şekilde bu uç kısmında bitirmiştik. Bir iki tane zincirimi çekiyorum. Sıramın başını doluyorum. v'min içerisine gelerek bir defa başını dolayıp çekiyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bu kez 2 V arasındaki noktaya giriyorum. Tek seferde çekiyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. V'nin içerisine bir defa giriyorum. Ve 2 V arasındaki olan bölümü tek seferde örüyorum. Ve bu şekilde bir uçtan diğer uca kadar örüyoruz. Aşağıyı bu şekilde örelim. Diğer ucumuza geldiğimiz zaman tekrar görüşelim uç noktaya kadar örerek geldim. Şimdi diğer kenar kısmındayım bakınız. Kenarımızda tığımızın başını bir defa doluyoruz. Bir defa çekiyoruz. Bu ikinci oldu bakınız. birinci ilk başlangıçta batmıştım sıramızı takip ederken. Tekrar batıyorum. Toplamda 3 tane oldu. 1, 2 ve 3. Devam ediyorum. Diğerini 1 ve 2. Bir sonraki yine 2 yukarıya kadar her bir yan trabzanınıza ikişer ikişer başını dolayarak batalım ve yukarıda görüşelim uç noktaya kadar geldim iki tane ördükten sonra bir tane daha tığımı başını doluyorum zincirimin üzerine batıyorum ve bir tane zincir çekerek buradan ipimi kesiyorum Örgümüzün bitiş yönünden itibaren devam ettiğimiz için karşı tarafı örmemiştik. Karşı tarafı da aynı şekilde her bir trabzanımızın bu yan taraflarından ikişer ikişer bir defa başını dolayarak örelim ve tamamlayalım. Diğer yandan yukarıdan başladım aşağıya doğru her bir trabzanımızı ikişer defa örerek en son noktamıza geldim. Bakınız başlangıçtaki zincir çekmiştik iki tane oradayım. Hemen tığımın başını doluyorum. Zincirimin en dip kısmına gelerek şu şekilde batıyorum ve tek seferde çekiyorum. Bir tane de zincirimi çektikten sonra buradaki uç kısmını da tamamlamış oluyorum. Evet yeleğimizin kenar tığlamasını yaptıktan sonra düğme dikmek istemiyorum. Düğme dikmek isteyen arkadaşlarımız bir yöne ilik bir yöne de düğmemizi çalışabilirler. Erkek ya da kız çocuklar için tabi erkek çocuklar için sol tarafta e, ilik açıyoruz. Kız çocuklar için sağ tarafta ama e, çok da önemli değil. Eğer kaçırdıysanız ya da herhangi farklı yerde yaptıysanız hiç hiç önemli değil. Nihayetinde düğmeleri takan bizleriz. Bu düğmelerin yerleri el alışkanlığı için Olan bir standart uygulama yoksa herhangi bir amacı yok. Nereye isterseniz de yapabilirsiniz. Nihayet nihayetinde küçücük bebeklerimizin düğmelerini bizler takmaktayız. Ben şu şekilde zincir çekerek bağcık olarak fiyonk yapmak istiyorum. Ve birebir karşılıklı örmek istiyorum. 35 tane zincir çektim. Bakınız buradaki tam karşılığına denk gelecek şekilde belirli aralıklarla trabzanlarımı ayarladım. Bakın 1-2-3 3'ten sonra gelen dördüncü sıraya ayarlamamı yaptım. Şimdi tığımı tam taktığım yerden itibaren örmeye başlıyorum. Bakınız ipimi arkada tutuyorum, alıyorum. 1 battım. Yine aynı yere bir daha batıyorum. Lütfen bunu yapalım. 2 defa batalım. Burası cılız, zayıf kalmasın. Ve üzerinden örerek ilerletelim. Kaç tane zincir çekmek istiyorsanız o kadar çekin. 30 35 40 ipinizin ölçüsüne ve zevkinize göre uzun ya da kısa sevdiğinize göre ayarlama yapabilirsiniz. Bu şekilde ördükten sonra ipimizi iç kısma şöyle gizleyelim. Ve şöyle gizlediğimiz yerden keselim. Uç kısmı da istediğimiz ölçüde olunca yine aynı şekilde kesip ipimizi gizleyelim. Evet 3 tane fiyongomuzu yaptıktan sonra yakamızı çalışmaya başlayalım. Güzel bir süsleme çalışması yapmak istiyorum. Onun için şuradaki trabzanlarımızdan örmeye başlayalım. Bakın birinci sıra trabzanlarımızdan örüyoruz. Ve diğer taraftan başlıyorum. İlk trabzanımdan şöyle giriyorum. İpimi buraya bağlıyorum. Bir tane daha Sağlamlaştırıyorum zincirimi çektikten sonra hemen zincirimi çekmeye başlıyorum 1 2 3 4 ve 5 5 zincirimi çektim 5 zincirimi çektikten sonra 1 2 3 4 ve 5. gelerek batıyorum ve şu şekilde giriyorum Yandan 5. trabzanıma girdim ve devam ediyorum 2 3 4 5 sayıyorum 1 2 3 boşluğumu 4 diye sayıyorum ve yanındakine 5 diye giriyorum. 1 2 3 4 5 ve sayıyorum. 1 2 3 4 5.ye yandan giriyorum. Ve bu şekilde 5 tane zincir çekelim. 5. trabzanımıza yandan girerek tamamlayalım sıramızı. 5er zincir çekerek geldik ve en son e, grubumuzdayız bakınız burada 3 tane trabzanım kaldı hiç önemli değil yine aynen 5 zincirmiş gibi yandan giriyorum ve kapatıyorum bir tane zincir çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum ve başlıyorum tığımın başını doluyorum hemen buradaki 5 zincir çektiğim yere trabzanlarımı örmeye başlıyorum 1 2 3 bir defa doladım 3 defa örüyorum 2 3 1 2 3 1 2 3 bir defa doluyoruz 3 defa alıyoruz ve toplamda 1 2 3 4 5 6. örüyorum 7. örüyorum 1 2 3 7 tane trabzanımızı ördükten sonra sıradaki 5 zincirlik olan bölüme gelerek batıyorum ve tığımızın başını doluyoruz. Diğer 5 zincirimizin içerisine bir defa başını dolayıp 3 defa da çekerek 7 tane tırabzanımızı yerleştiriyoruz. 2 3 4 5 6 ve 7 bir trabzanımızı ördükten sonra bir sonraki beşin içerisine gelerek batalım. Tekrar tığımızın başını dolayarak diğer beşin içerisine bir defa başını dolayıp 7 tane trabzanımızı örelim ve sıramızın sonuna kadar sıramızı bu şekilde devam ettirelim. Evet bütün trabzanlarımızı ördük. 7 tane trabzanımızı her bir kutumuza yerleştirdik. 2'şer tane önlerde oldu bakınız. Buraya çok dikkat edin lütfen. Eğer denk gelmeyecek gibi olursa aradakine batın. Mutlaka önü iki tane grup olarak denk getirelim. Çünkü iliğimiz önden görüleceği için arkaya zaten kalan ne kadar kalırsa fark etmez ama önlerimizin her zaman eşit olması lazım. Hemen örmeye başlayalım. 1 2 3 3 tane zincir çektim ve üzerine şöyle elimi tutuyorum. 1 2 3 3 tane daha zinciri çektim. Elimi tuttuğum yere Gelerek battım ve bir tane kirpik yaptım. Ve şimdi ikinci trabzanımın üzerine bir tane trabzanımı ördüm. Bir, iki, üç tane zincir çekip her iki trabzanımın arasına gelerek batıyorum şu şekilde. Ve devam ediyorum. Her trabzanımızın üzerine bir tane ikili trabzan ve onun üzerine de üç tane zincir araya giriyorum ve bakın kirpiklerimizi ardı ardına trabzanlarımızın üzerine yerleştiriyoruz 1 2 3 araya giriyorum 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 hemen araya girerek batıyorum en sondaki trabzanımı da örüyorum 1 2 3 ve batıyorum 2 4 6 7 7 trabzan ve 7 kirpiğimizi ördük şimdi arada herhangi bir şey yapmıyoruz hemen yandaki trabzanımın ilkinin üzerine batıyorum bakınız şu aşağıdaki 5 tane zincirimizin olan bölümü trabzanımız burası hemen trabzanımı örüyorum 1 2 3 araya giriyorum bir trabzan 3 zincir olarak diğer uca kadar örerek devam edelim. Yeleğimizin yakasını tamamladım ve ipimi kopardım. Arkasını şöyle görelim. Bakınız herhangi bir fazlalık, potluk hiçbir şey yok. Gayet güzel, muntazam bir çalışma oldu. Önden de bu şekilde tamamladık. 3 tane bağcık yapmıştık. Bir tanesi fazla çok abartılı olduğu için ben bir tanesini çıkardım. Sizler zevkinize uygun olarak ayarlamalarınızı yaparsınız. Şöyle bir tane de Cep çalışmasını yaptım. İkincisini sizlerle birlikte yapmak istiyorum. Ortaya yine ana rengimizi kullandık. Kenarlarında ise e, buradaki yaka çalışmamızdaki gibi kirpikli bir şekilde trabzanlarımızı ördük. Şöyle bakacak olursak bakınız gayet güzel yakamıza da uyumlu bir çalışma olacak. Hemen e, cebimizin diğerini de birlikte örelim. Motifimizi örmeye başlayalım. 6 tane zincirimizi çekelim. 1 2 3 4 5 ve 6 birinci zincirimizin içerisine girerek bir tane yuva yapalım şu şekilde bakınız zincirimizin içerisine girdik ipimizi dolayarak çekiyoruz ve bir tane yuvamızı hazırlıyoruz 1 2 3 zincirimizi çekerek yuvamızın içerisine giriyoruz ikili mızı yapıyoruz bir tane ikili trabzan yaptım ve hemen yanına bir tane daha trabzanımı yapıyorum bir zincir çekiyorum. Araya 3 tane trabzanım oldu. Bakınız bir tane zincirden diğer ikisi trabzanımızdan hemen 3 tane daha trabzanımı örüyorum. Ardı ardına 2 ve 3. Şöyle bakalım. 3 trabzanımı ördükten sonra bir zincir çekiyorum. Tekrar 3 tane daha trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3. 3 trabzanımı tamamladım. 4. trabzan grubumu örmek için araya bir tane zincirimi çektim. Ve yine 1, 2 ve 3. 3 tane trabzanımı ördüm. Bir tane zincir çekiyorum. Başlangıçtaki çektiğim 3 zincirin tepe noktasına gelerek batıyorum. Ve sadece şu şekilde ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Ve bir zincir çekerek ipimizi kesiyoruz tüfimizin ortasındaki olan bölümümüzü bu şekilde çalıştık. Şimdi arkasından bakınız ortada başladığımız zincirden kalan ipimizi şu şekilde asılıyoruz ve ortayı biraz kapatıyoruz. Evet şimdi ikinci rengimizi alarak kenarımızı örmeye başlayalım. Üçer tane 4 tane grup yaptık. 3 trabzan, birinci grubumuz, ikinci, üçüncü ve dördüncü. Bakınız, dört tane grubumuzu oluşturduk ve ipimizi burada kopardık. İpimizi kopardığımız yerde değil, birazcık daha uzağından başlayalım. Tığımın başına girdiriyorum, bir tane zincir çektiğim yere başlıyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çekiyorum. Bu aradaki bir zincirin olduğu yere, şöyle ipimiz var. Bakınız, ipimizi de alt alttan şöyle gizleyerek götürelim. Aynı yere. Bir trabzan daha örüyorum. İki tane trabzan oldu. Üçüncü trabzanımı da örüyorum. Üç trabzan, bir zincir çekiyorum. Üç trabzandan sonra ve trabzanı birazcık yana alıyorum. Aynı yuvanın içerisine üç tane daha trabzanımı örüyorum. Bir, iki ve üç. Üç trabzan, bir zincir, üç trabzan olarak burayı ördük. Bakınız, burayı tamamladık. Şimdi araya bir tane zincirimi çekiyorum ve diğer bir zincirin olduğu yere tıpkı buradaki kurulumu yapıyorum. 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan. Araya zincirimizi çekmiştik. Hemen 1 2 ve 3 bir tane zincirimi çekiyorum. Tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 ve 3 bir tane zincir yine araya çekiyorum her köşemizin arasına diğer köşeye geçerken bir tane zincirimizi çekiyoruz tığımı başını doluyorum tekrar bir zincirimin içerisine 3 tane trabzanım örüyorum 1 2 ve 3 bir tane zincirimi çekiyorum tekrar 3 trabzanımı örüyorum 1 2 ve 3 Şöyle görelim. 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan. Tekrar arada bir tane zincirimiz var ve bu şekilde en son köşemizi de örerek tamamlayalım. Son trabzanımı ördüm. Bir zincirimi çektim ve başlangıçtaki 3 zincirimin üzerine gelerek batıyorum. Ve şu şekilde geçiyorum. Hemen 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Ardına bakınız şurada. Ardına boşluğa gelerek batıyorum ve bir sonraki trabzana yani ikinci trabzanımın üzerine gelerek batıyorum 3 zincir çekiyorum 1 2 3 bu kez hemen bakınız battığım yerin bir öncesi araya giriyorum ve buradaki 3 zincirimi kirpik haline dönüştürüyorum tekrar 3. trabzanımın üzerine batıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum araya giriyorum bir tane zincirimin olduğu yere batıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Ardına giriyorum ve bu şekilde her bir trabzanımızın ve boşluklarımızın içerisine girerek kirpiklerimizi örerek ilerliyoruz. Evet örmeye devam ediyoruz. 3 tane zincirimi çekiyorum ve hemen batmış olduğum yerin ardına giriyorum. Her iki grup arasındaki bölüme girmiyoruz. Grubumuzun içerisindeki bölüme kirpiğimizi örüyoruz. Ama aradaki geçişi örmüyoruz. Trabzanımın üzerine batıyorum. 1, 2, 3. Hemen ardına kirpiğimi oluşturuyorum batarak. Trabzanıma batıyorum. 1, 2, 3. Ardına giriyorum. Ve araya giriyorum. 1, 2, 3. Kendi arasındaki bir zincirimizin içerisinde kirpiğimizi örüyoruz. Fakat geçişteki yerde kirpik çalışması yapmıyoruz. Ve bu şekilde kirpiklerimizi örerek tamamlayalım. Evet arkadaşlar, aşama aşama yeleğimizi tamamladık. Yakamızı ve son olarak da ceplerimizi örüp diktikten sonra yeleğimiz kullanılmaya hazır hale geldi. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.